Merhaba arkadaşlar, ben Derviş Gezgin, Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün stüdyoda toplandık ve yanımda veteran Rudo, Avram ve Mert Aktaş Travel var. 3 tane rapçi, 2 tane gezgin bir stüdyoda toplaşır ve ne tarz konular konuşurlar, bunları hep beraber görüyor olacağız. Ve ayrıca biz bugün az önce Mert'in aklına şöyle bir fikir geldi. Bu tayfayı dünya turuna çıkartsak başlarına neler gelebilir, yolda nasıl para kazanabilirler? Bunların üstüne birazcık konuşalım istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, güzel. Sağ olasın, seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bu ekip ve dünya turuna çıksak neler olur? Koysalar bizi Brezilya'ya, Kolombiya'ya. Brezilya'ya koydular bu ekibi. Valla Brezilya'ya gidersek bir kere burada çok mevzu yapar. Büyük ihtimalle. Bu direkt Kartel'in eline düşer ya. O dilden zaten bir sıkıntı var. Bu arada Brezilya gerçekten yani böyle hani Uzi'nin de böyle klibinde kullandığı gibi Brezilya'da mı çekti? Küba'da çekti. Küba'da. Peki bu favela'yı gerçekten Brezilya'da görebilir miyiz? Görebilirsin ama sadece gördüğüne de kalabilirsin. Sıkıntı mı? Favelasına göre değişiyor, yerine göre değişiyor. Çünkü şu an evimizine harbiden giremezsin. Rudo ile geçen gün biz şeyi konuştuk. Çünkü ya hani ben hani gezgin olduğumu öğrendiği zaman abi hani gidip oralarda klip çekebilir miyiz? Bosna sohbetlerinden bundan bahsettik. Ya bir tanıdığın böyle olursa. Böyle bir favela, gerçek favelada bir favela klibi çekmek istemez misiniz mesela? Ya ben isterim ama şöyle bir durum var. Şimdi bildiğim kadarıyla benim hani hiç gidip görmedim ama Rio de Janeiro'da şeymiş yani. Sadece hani favelaya çıkmaya gerek yok. O karnaval sırasına falan denk geldiğin zaman da ters o durumlar yaşanabiliyormuş. Tabii yani. Tabii iniyorlar zaten şeyler. Orada genelde olaylar şöyle oluyor. Özellikle Rio'dayken mesela böyle faveladan 20 kişi böyle bizim gibi arkadaş grubu hadi diyorlar inelim. Sahile bir iniyorlar o Copacabana plajının oraya. 20 kişi bir dakika içinde vurgun. Mesela işte 5 kişi o tarafa, 5 kişi o tarafa turistleri bir anda telefon, bilmem tabii silahlı bıçaklı olarak bam 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 bir dakikada vurgun topuk. Abi ben mesela şey diyorum, böyle olaylar da çok oluyor. YouTuber olan birkaç eski polis var. Onların videolarını izledim. Adamlar çete kuruyor abi. Bu gaspçıları falan indiriyorlar. Gerçek bildiğin, çete kuruyorlar. Bildiğin sniper'cılar gasp olayını falan yapar. Ya. İnsanları, çocukları falan vuruyorlar. Abi zamanında bir şişe bira için birbirini öldüren insanlar varmış Brezilya'da yani. Evet, gerçekten öyle. Hani şey Bestami falan da anlattı. O Afrika'da gerçeği olmuştu da. Yani yolda giderken böyle telefon elinde arabanın camından çıktığında direkt onu alıp götürebiliyorlar. Bu şey gibi. Bu. Beni 3 kere soydular orada işte. Tepe mahallesi gibi. Çakmıca da yadılar. Kuşadası Tepe mahallesi gibi. Tamam, şimdi onu düşünüyordum. Acaba bizim tepe çocuklarını rüya koysak neler neyse. Abi yani. Abi bizimkiler de fena. Dağ tahtasına bıçak falan fırlatıyorlar. Evet. Geçen şey gördüm abi, fitness yapıyor adam, kaya kaldırıyor, indiriyor. Oo, tamam işte. Kanka, bizim onlardan gerçek farkımız şu. Mesela onlar neden dünyada bir numara suç oranında? Biz de aslında biz. Bizim de ülke aslında gayet de belalı. Gayet bizde de bir psikopatlık var. Sosyolojisi bozuk abi. Bizde şöyle bir olay var. Bizde en azından vicdan var bak. Ben orada 7 ay yaşadım sadece Brezilya için diyorum. Üstüne Kolombiya falan birkaç ay da oralara ekle. Abi bizde vicdan var bak. Adamlarda vicdan yok. Sen en azından bir adamı soyacağın zaman hani vicdan tabii, mı yapıyorsun? Işte, hani paran var mı? Zenginden alıp garibana verme olayı var mı diye soruyorsun. Adamlar vicdan olmadığı için direkt gözüküyor. Peki ben şimdi size çok önemli bir soru sormak istiyorum. Şimdi buradan bu ekibi aldılar, dünyanın bir ucuna koydular. Yanına almak isteyeceğin 3 şey nedir veteran? Of, yani telefonumu isterim. Evet. Çünkü sıkıntı olur, bayağı yani insanlara ulaşmam lazım. Şişme bebeğim diyor bir de. Ayıp değil mi lan? Bolsuz yapamam. Ya bunu o da bol bol bulursun. İhtiyaç kalmaz. Nice. Valla bir de yani şöyle benim hani kendim de biz Rudo'yla ikimiz turizmci olduğumuz için yani insanlarla anlaşmada çok bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Ama ne olabilir? Kendimizi ifade etme konusunda hani ben birazcık böyle içime kapanmayı severim. Kendim yani üretkenlik açısından. Belki herhalde bir mikrofon, bir bilgisayar, bir şey olsun isterim yani. Hani böyle bir şey. Üç oldu. Telefon, bilgisayar. Oğlum gerek yok. 4 saat içinde alırlar elinden orada zaten. Onunla gezmeyeceksin abi. Aynen. Onu salakta tutacağım bir yerde. Bu da senin. Ya mikrofonu benden duyduğu için. Mikrofon. Ses kartı. Ses kartı, bir de referans kulaklığı. Gene tamam. Bir şey söyleyeceğim, benim eksik bıraktıklarımı sen söyle, orada da bir stüdyo kuralım. Aynen, bir stüdyo kuralım. Ama senin? Abi ben de o zaman referans, yalıtım,
Beatmaker. Bir de Rudo abi aldım çünkü biz bilmiyoruz beatmaker. Adam. Evet. Bak çok güzel bir yere değindi. Yani bir tane mix yapacak bir adam. Lazım. Mert sen yani gezginsin zaten. Kanka benim 3 tane şeyim olmadı zaten. Aynen. Tiyatro yaparken. Ama neyim olsun? Çantandan vazgeçemedi. Sana da o soruyorsun. Çantandan hiç ayıramadığın 3 şey söyle bana. Kanka bir telefon. Telefon olmazsa olmaz. Telefonu severim. İçine de bir de internet paketi. Oldu zaten 2. 3 de bir de kameramı ver. Bir de YouTube'da video çekeriz. Tamam. Ben Vostos'ta gezen bir adam olarak yedek benzin deposu. Stepney, Kriko. 3 şey. Yedek var. Kesin tabii yolda kalma ihtimali. Artık Kriko'yu yeriz yavaş yavaş. Aynen, aynen. Ama zaten baktığın zaman hani orada da yani dışarı çıktığında mesela çıktın gezdin diyelim orayı. Orada bir şekilde hem karnını doyuracak ya bir muhabbetlerle onu halledersin. Bak çok güzel bir yere değindi. Karın doyurmak falan dedi. Peki en önemli şeyi atlıyoruz biz. Bu ekip parayı nasıl kazanır abi? Müzik yaparak kazanırız. Evet. Müzik. Nasıl müzik? Ne? Sokak müziği mi yapacağız yoksa stüdyo kurup orada içerik mi üreteceğiz? Yok. Yani kesinlikle sokak değil mi? Şöyle. Abi direkt eğer hani canlıya oynayacaksak kesinlikle sokak müziği yapacağız. Sokak şey yapacağız, sanatçılığı icra edeceğiz orada. Mert sen ya bu konuda ne düşünüyorsun? Sokakta müzik yaparak para kazanmak mümkün mü? Kesinlikle çok güzel bir kazanırsın. Ki ben de yaptım zamanında işte Gürcistan, İran, Azerbaycan, Kırgız orada burada. Hani hand drum olsun, mızıka bilmem ne bir şeyler denedim. Böyle pamflüt bile denedim. Oluyor yani, para ya, geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben hani çok yurt dışı videolarını izledim. Bilmiyorum hani siz gidip gördünüz. Belki gerçekten öyle değildir veya arka planında başkadır bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Türk diline ve Türk müziğine karşı bir sempati var. Yani bu aslında şey, şöyle söyleyeyim. Yani sokak müziğine saygı var. Türkiye sınırlarının dışına çıktığın zaman sokak. Ya şimdi mesela şimdi kalkıp Kuşadası bu sahilde, plajda şimdi sokak müziği yapan doğru düzgün insan görmedik. Yani ama oralarda çok fazla var ve hani şey de değil yani bu sanki illegal bir suç işliyormuşsun gibi seni böyle hemen şey yapmıyorlar, yaka paça atmıyorlar. Ya tabii ben bazı sokak sanatçılarını gördüm. Bayağı konser verilmişçesine önlerinde bir kalabalık var ve yani insanlar müthiş saygıyla dinliyor. Aynen yani. Kesin. Yani o saygı olayı var aslında. Genel Kuşadası'nda da var aslında. Ya var ben geldim burada sahilde. Bileklik tezgahı açmıştım burada Kuşadası sahilde. Ama işte hani şeyden bahsedeyim. 10 metre yanına iki saksafoncu geldi. Bütün çarşı başlarındaydı böyle. İşte hani bileklik satarken sen de söyledin. Hani zabıta kaldırıyor seni ama müzik yurt dışında da mesela hani böyle seyyah satıcılara da çok aman aman böyle illegal suç işliyorlarmış gibi de doğru. Kesine göre değişiyor. Ülkeden ülkeye tabii değişiyor. Mesela Güney Amerika'da ama müzikte sokak müziğinde saygı olayı kesinlikle gerçek. Azerbaycan'da mesela yasak. İran'da mesela sıkıntı oluyor. Azerbaycan'da benim işte pasaportumu almışlardı. Bileklik satıp müzik yapıyorduk orada. Hand drum çalıp mızıka yapıyorduk iki kişi. Birimiz hand drum, birimiz mızıka, bir de bileklik tezgahı. Azerbaycan'ın polis bir geldi. Bu pasaportları da aldı direkt. Kara liste, ben kara cezası falan. Hikayemi anlatayım mesela hani sokakta para kazanmaktan. Şimdi Malezya'ya gittik. Biz az önce konuştuğumuz olay. İşte gezginler nereden para kazanır? Bileklik satar, para kazanırlar. Hiçbir şey yapamadıklarını varsayıyorsam çantada bileklik olur. Biz de Malezya'da bileklik satıyoruz falan. Polis geldi. Hani bileklik elinizi kaldırın yasak falan dediler yoksa deport edeceğiz falan gibisine bir muamele gördük. Şimdi cebimizde para yok. Doğru mu? Bileklik satamıyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Hani hayatı yaşayalım. Oraya geldik bari yaşayalım yani. Hani site para kazanma kaygısı falan. Sadece izin vermediler diye eve mi döneceksin? Yok. Tabii yani işte. Oraya kadar gitmişsin. Sonra arkadaşlarım böyle şey yaptı. Hani dediğim gibi çok fazla sokak müziği vardı. Bir kalabalık gördüler. Sokak müziği yapılıyordu canlı böyle. Ondan sonra tuttular beni. Dediler ki Türk iş rapper falan. Oğlum dedim durun ne yapıyorsunuz dedim ya ben İngilizce de bilmiyorum. Hani ne yapacağım doğru düzgün rap şarkısını yapmamışım. Yıllar önce bir eski sevdiğim bir kadına yazdığım bir şarkı vardı. Kanka hadi söyle onu söylüyordum devamlı. Ondan sonra benim bir eski aşkını sahneye Malezya'da sundum. Aynen. Yani baktım kalabalık bana bakıyor. Hi, I am traveler, my name is Derviş. İngilizce bilmiyorum öyle bir kaldım. Ondan sonra dedim ki dedim zaten bunlar anlamayacak. Sağ ben dedim aşk şarkısını da biraz dedim böyle underground'a yapıştırırsan dedim. Onlar da alttan müzik yapıştırırlar. Ondan sonra dedim ki herhalde biz buradan yürürüz. Aynen öyle. Ondan sonra durdum kalabalığa baktım. Mikrofonu aldım. Önce bir havayı soludum. Ondan sonra başladım. Yine sarılsam yine gidecek gibi. Yine düşersem yine tutacak beni. Yine öpsem yine bitecek gibi. Yine gözlerin beni terk edecek gibi. Yine aramıza girecek birileri. Seni benden ayırıp öldürecek beni. Yine aklımı kaybediyorum. Yine kafamda huni üzerimde deli gömleği. Bence kayda geçelim hemen. Bunlar kaydını alalım şimdi. Buradan devam ettik abi. Alttan da müzik geldi. Abi baktım kalabalığı coşturuyoruz tamam dedim. Ve güzel de para kazandık. Yani hani sıcak para da evet gerçekten sıcak para olayı gerçekten var. Ama mesela Türkiye'de ben bunu hayal edemiyorum. Türkiye'de işte sokağa çıkmışız rap yapıyoruz falan. Yani bunun hayalini şu anda kuramıyorum. Abi bir kere şöyle bir şey var. Ters bir kelime ettiğin anda kelepçelisin. Evet.
Nasıl yapacaksın ki yani? Ha, yani sosyal medyada yayınladığın şeyleri... Küfür edemiyorsun mesela. Amına koyayım diyemiyorsun mesela. Yani. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha, ben seni seviyordum lan. Diyebilir misin? Şimdi sokakta şarkı söylüyorsun. Yani aş şarkısı yine söylersin. Buralarda hani belki aş şarkılarını veya küfürsüz şarkıları yine yutturum şarkı yaparsın ama yani bir kalkıp ağzını doldura doldura amına koyayım diyemiyorsun. Amına koyayım. Artık bir küfür değil zaten. Rahatlama yöntemi. Tabii rahatlama yöntemi. Yani bunu yani herkes söylüyor. Bunu yani bilimsel olarak açıklanmış. Bir de şeyde durumu söz konusu. Şimdi mesela hani rap müzikle alakalı olduğumuz için oradan örnek vereyim. Yani bir şarkıda küfür kullanabilmek, yani bir insan aslında orada amaç küfür değil, sövmek değil. O bir ifade biçimi. İfade biçimi. Yani mesela çok gergin kendi olduğu zaman. Kendi duygunu belirtmeye çalışıyor. Tabii tabii yani. Çok fuck the shot. Adamlar söylüyor çok normal bir tepki gibi. İngiliz'in elin dizisini izliyorsun, Amerikalı'nın dizisini izliyorsun. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi fucklar havada uçuşuyor. Hiç yani şey diyor musun? Ulan bunlar ne biçim konuşuyor lan? Böyle sanat mı icra edilir demiyorsun yani. Evet. O adam orada o karakteri canlandırırken gerçekten yaşadığı duyguyu izah ediyor. O bir ifade biçimi. Oha ne diyor? Ama Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bir sanat eserinin içinde, özellikle müziğin içinde küfür kullandığın zaman insanlar bunun sanki edebi değerinin düştüğü hissiyatına evet. kapılıyor. Evet. Yani hiç bunun olayı. Evet yani hiç bunun bir ifade biçimi olduğunu, yani orada işte aslında bir duyguyu ifade etmek istediği bir kendisini ifade etmek istediğini değil de bu küfür deyip hemen geçiştiriyor. Evet ya küfür. Ya da hemen bipi koyuyor. Evet, evet kesinlikle. İşte. Yani bu dünyayı gezmek rap falan derken bu arada benim bununla alakalı şöyle bir hayalim var. İşte gezgin olarak bunu hani birleştirdiğim zaman rapi de seviyorum. Yani rapçi değilim tabii ki de evet. ama hani seviyorum. İşin içinde olmayı seviyorum. Gittiğim ülkelerde mesela ülkeye gidiyorum. İnsanlarıyla pekişiyorum. İşte kaynaşıyorum. Kültürlerine daha yakından bakıyorum. Yaşadığım hikayeleri hani Instagram postunun altına yazmaktansa oranın, o ülkenin yöresine ait sample'ları mesela beat yapıp orada yaşadığım hikayelerin sözlerini yazıp işte altyapıyı oturtup bir rap şarkı yapmak. Kendi ve yaşadıklarını orada, anlatarak. Evet ve orada yaşadığım işte çektiğim görüntüleri de biz hani YouTube işte klip tadında düşün. Çektiğimiz görüntüleri de klip gibi yaparak aslında orada yaşadığım evet. hikayeleri böyle oradan şarkılar oluşturmak gibi bir hayalim var aslında. Abi böyle çok güzel. Yaşadıkların, gördüklerin, evet, tecrübelerini bu. Anlatan bir müzik. Aynen. Ya çok güzel. Bir de şöyle bir durum da söz konusu yani. Hip hop'un en güzel taraflarından biri o. Eğer ki mesela atıyorum gittin bir ülkeye, tanımıyorsun ama orada rapçiler var. Eğer sen de bu kültürün içindeysen ve kültürle ilgili birkaç bir şey biliyorsan gidip kendini tanıtıp hemen bir cümle kurduğun zaman tak seni kabul ediyorlar. Yani bu başka hiçbir kültürlerde olan bir şey değil. Bu sadece hip hop kültürüne özel. Yani bir pop sanatçısı karşı taraftaki bir pop sanatçısıya gidip hemen böyle tanışmak istemeyebiliyor. Ama hip hop'ta böyle bir şey yok. Yani bir B-Boy'san da gidip karşı tarafın rapçisiyle veya da DJ'yle hemen gidip sıkı fıkı olabiliyorsun. Ki yani bizim yaşadığımız çok örnek var. Sadece hani yurt dışı olarak düşünmeyin ama şehirler arası düşünün. İşte Denizli'ye gittik, kimseye tanımıyoruz mesela. Tak orada rap yapan çocuklar vardı. Hemen gidip bir iki muhabbet tak hemen seni aralarına alıyorlar. Yani hip hop'un bu huyu zaten güzel, çok güzel. Evet. Tam hip hop'un huyundan bahsettik. Böyle tam hip hop kültürünün dibine girdik. Bence sen de bunu istersin. Bence birer performansla sergilesinler burada. Böyle. Bence burada bir performansla ister. Oh. Olur. Yapıştır. Bir akapella yapıştırın. Aynen. Avrayla başlayalım. Kırık bir kalp. Yaralı içim darma duman, karışma seni bozmaz elimdeki duma. Binalara sorunlara çözüm yok hiç zamanlama durma. Tek derdin yeşile kan, değil mi çocukların kanları? Akar kağıtlara, anlaşmalar cinayetin habercisidir. Aynı zamanda yap yıktak bir maske kim ne diyecek sana? Ne de olsa koskoca bir çiftlik yönettiğin ortam. Yönettiğini sandığın cuk oturdu paşa kelimem kulaklarında. Yankılansın her zaman uyuyama ölene kadar vicdan azabından. Sen legal seri katilsin cinayeti ortak uzun adam. Vaaay! Rıda Bey! Geliyorlar. Abi vallahi. Geliyorlar. Kitle kapıları. Ama olmadı. Sivas Temeltepe'nin. Abi uzun dedim ama. Abi bir şey demedim. Dört kere haca gittik geldik. Aha daha yazmıyor. Rıda Bey! Bek mi vereyim? Evet. Ekip hazır ve olay tamam. Rudo fazla açık sana yok dolaylanan. Son Kozagart'a ve son donanmaya. Şehre kral Miki tek tur atmadan. Yok falan filan oldu makina yaptım her zaman. Didaktik kafa sade denemiyorum sizde önemi yok. Müziğe köleydim şimdi yönetiyor. Koşturdum ayaklarımın altında kan. Yeah. Ves gibi şehrime kral olacağım ye. Yeah. Kıran kral ama aç olmuyor sizle. Rap sebebinse de ol edebinle. Yeah. Yok ederinde bilekte güç izle savaşta. Bacakta polisle. Varisi benim olur benim adıma dene yaşıyorum adı ama sanki hapiste. Vay. Teşekkür ederim. Abi!
seni vuracağım. Güzel. Ve veteran. Sıkalam Nova. Bizde yelkenlere fora. Yok mu ola bize yok mu ola. Zihnimde açıldı Pandora. Olduğum uykularıma düşman ama olmam geçmişten pişman. Amacım yine dönmüşken baştan size eli boş göndermek başkan. Ya ya. Biz Türkmen konu meşgal burada. Ta 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 ta. Tek fork vuru bizde rhymelar zorada. Bu beklerle denk miyim? Hayır. Dengim değil hiçbiri. Ya da tabiri caizse şöyle diyeyim sana. Toz bağlar maraton koşamaz. Ye. Yeah. Dizlerimde yaralar. Sağ. Uyku aram geceler. Dar. Duruşumun kölesiyim. Lan. Dar. Var mı itirazın? Ha. Dizlerimde yaralar. Sağ. Uyku aram geceler. Dar. Duruşumun kölesiyim. Lan. Var mı itirazın? Ha. Her gelir gider beyin yazarım. Durmadan rap denemek diyenlere rhyme yutayım. Bu virüs sarar seni. Ziyan olursun bebe. Tek kelime meydan. Piyonu vezir. Alayı rezil. Acı çakralar açık. Düşüş modunda bile gök. Acı çıkartıyorum dost düşmana diyorum ya dur ve nasıl olsa. Önün açık. Pandora. Eyvallah. Kartal'dan çıktım yola. Paris'te kısa mola. Motorum kaput baba. Vostos'a kaldım yolda. Arabam Almanya. Onu benden Almanya. Bir kere bulaştı bu zehir vücuda kapamıyorum. Beni bekliyor yollar. Yollar yollar. Çekiyor beni kendine yollar. Yollar yollar, özgür olduğum tek yer yollar. Kolay olmadı kendimi bulmam, ardıma bakmadım devamlı yollar. Manzaramda farklı bir dünya, İstanbul ya da Amsterdam. Her gece red light, yine maddeyim gezgin derviş direksiyonda. Hadi gidelim biladerim yollar, bizi bekliyor korkmak olmaz. Yollar yollar, yollar yollar, kül üstür arabam, hayaller ve yollar. Tam gaz yine yollardayız, broker silecek yağmur dinmiyor. İbredip de benzin de bitiyor, alo meşgulüm arabayı itiyorum. Ceplerimde yine 5 kuruş yok, dostlarım bu yüzden satıyor. Düştü maskeler, hepsi sahteler, hepsinin namına koyayım bro. Bir gün var bir gün yok, çıktığım yoldan deliyim bro. Ceplerimde hacı yatmazlar, yollardayım planım yok. Yaşamak için çalışırken bizler öldüğümüzü fark etmiyoruz. Mutlu son değil, sonsuz mutluluk için yollardayım her gün bro. Peki son olarak bizi izleyenlere söylemek isteyeceğiniz bir şeyler var mı? Bu yeni formatımız arkadaşlar. Burada her bölümde farklı bir konu üzerine konuşacağız. Bugün iki gezgin, üç rapçi dünyanın bir ucuna bırakılırsa başlarına neler gelebilirlerdi? Bu hayal dünyasının içerisinde yaşadık. Konsepti onlar belirleyebilir. Yazsınlar evet. Hani dışarı çıkalım. Dışarıda bize bir şey hani sunsunlar. Şunu yapın bunu şey yapın. Şey yapsınlar ya da şu konu üstünde konuşun diye de bilirler. Yani şu konudan bahsedin. Şu hayal dünyasına bir de dalın derseniz onu yorumlar kısmında belirtin. Biz de ona göre o hayal dünyasına bir dalalım bir bakalım o hayal dünyasında neler yapacağız. Freestyle içinde kelimeleri onlar seçebilir. Aynen. Onlar, freestyle evet. İçinde kelimeler yazın alta. O kelimelerden freestyle oluşturacağız. Bu burası önemli çünkü genellikle freestyle yapan insanları yani freestyle çok iyi yapan insanlara şey diyorlar. Yok ya kesin ezberdir diyorlar. Evet, evet. Öyle olmuyor yani o işin bir tekniği. Siz yazın. Var. Siz de yorumlarda okuyalım. Ben yaparsam ezber gibi olur. Öyle değil yani öyle değil. Ya bir de şöyle bir şey var hocam. Mesela hani konuştuk ya dünyadaki müzik şeylerini falan yani siz daha çok gittiniz gördünüz tabii yani hem şeyiniz bu olduğu için. Siz mesela ne düşünüyorsunuz oradaki sokak sanatçılarıyla buradaki sokak sanatçıları arasındaki en temel fark nedir sizce? Yöre ya, yörenin kültürü derim. Hani herkes kendi kültürüne göre yürüyorlar. Mesela hani bir Güney Amerika'ya gidiyorsun, genelde böyle reggae hani duyabilirsin sokak müziği olarak. Veya hani hoparlörden, dükkanlardan. Mesela Güney Amerika'nın en sevdiğim huyu o. Sokakta mesela yan yana dükkanlar olur ya, ne dükkanları olursa böyle olsun. Teyip falan. Kesinlikle. O var Brezilya'da ve Kolombiya'da o çok var. Almanya'da adam uzun koyuyor böyle teyip. Almanya'da ben çıktım ve Berlin'di sanırım. Gece işte sokakta geziyorum. Bir baktım bir anda bir GA geldiler kurumda. Bir iki önce şey yaptılar, break dans yaptılar. Dedim ki herhalde break dans gösterisi yapacaklar. Bayağı bir sahne kurdular bir anda. Bir anda sokakta rap yaptılar. Harika. Ve ciddi bir yani kitle de yakaladılar. Ben bile para attım parasız gitmişken. Cebimdeki son parayı attım diyebilirim hatta. Abi hak ediyorlar gerçekten ya. Öyle. Bak mesela yani. Güney Amerika'da yaşadığım bir anı anlatayım. O kadar değişik ki oranın komple kültürü öyle. Bir gün bir restorana girdim. Sıradan bir restoran. Salaş böyle. Oturdum orada yemek yiyorum. Ne müzik var ne bir şey. Bir tane müşteri girdi. Brezilya'da oluyor. Brezilya'da adam böyle büyük bir hoparlör, son sesli müzik bangır bangır adam yolluyor. Mekana giriyor restorana, yemek sipariş veriyor. Hoparlörü masasına koyuyor. Kendi mekanıymış gibi takılıyor. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Mekan sahibi bile. Ya kardeş bir sesini kıs burası benim mekanım falan. O kadar relaxta. Son ses müzik bangır 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 adam kendi masasında patlıyor. Dışarıdan yürüyenler de sanki orada bir klap havası var sanıp müzik var diye mekana girip dans etmeye başlıyorlar. İki bira söylüyorlar. Mekan bir anda klaba döndü. Ula ben orada yemek yiyor baktım. İki dakika içinde mekana 10 kişi dans etmeye başladı. Duyan geliyor. He? Yani öyle gelişiyor. Hangi her taraflarda şey, nerede oldu bu olay? Brezilya'da oluyor ama Brezilya, Kolombiya o civarlar öyle. Yani. Ben Brezilyalıları şey gibi görüyorum ya. Ofansif olarak algılanmasın ama baya yani Latin Amerika'nın romanları gibi görüyorum.
Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Adamlar kapı gıcırtısına oynuyorlar. Biraz aynen çok şey, doğru diyorsun. Gidelim şu anda mesela alalım direkt sokakta yani hani o özgüven de var mesela. Hmm. Burada mesela Tapin Mahallesi'nde tamam giremiyoruz da. Ama Brezilya'ya gidelim. Brezilya direkt sokakta yani rap yapalım kimse yadırgamaz. Ya abi orada ön yargı sıfır abi. Evet, yani istediğini yap. Tapin Mahallesi'ne çok bakmaz. Bizi bak abi yanımızda ama. Ben pis ederler dışarıda. Yanımızda 2-3 kişiyi götürelim, öldürmeye programlanmış. Aynen, tabii. Hayatta kalalım abi, sokakta bir de sana diyeceğim edelim. Bir de abi şöyle bir şey var. Lan sus! Sus! Dans etmek, şarkı söylemek... Lan sus! Bunlar onların kültürlerinin bir parçası. Kalında var yani, evet, ruhu yani. Onları. Bizim mesela romanlarımızı geçemez abi, kim ne derse desin. Ya geçemez ama Latin Amerika... Nerede yedi paraları, söyle. Bizim Brezilya'da falan Brezilya'da falan sus! Mesela Gökhan gitse lan sus! Sus! Bir tane hemen drill müzik atsak ve Gökhan drill dansı yapmaya başlasa herkes hani, katılır hemen. Kimse şey demez yani oğlum bu eleman ne yapıyor? Onlar da gelir yapmaya çalışıyor. Süper bir şey buldum. Programı şu şekilde sonlandırıyoruz. Drill Gökhan'ın dansıyla. Şarkıyı da açıyorum. Evet, abi gözünü gönder. Çorapları çek attı arkadaşlar. Abi annemi çorap niye çekiyorum? Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Akranda krallık istasyonu. Kıskan koltuğu kestedim aldım. Karalistan boş koştum durdum. Full tempo destek yok. No mercy vizyonun etiket çok kofti. Şarkıda kilo ama hiç kostik. Sen gang olman itana akrostiş bu.